Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Sizlere bu dersimizde sıvılar konusunu, sıvıları ölçme konusunu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Sıvı dediğimiz şeyler neler oluyor? İlk önce onu söyleyelim. Su, süt, zeytinyağı, meyve suyu, ayran gibi maddeler sıvı maddelerdir. Ve sıvıları ölçmek için çeşitli kaplar kullanabiliyoruz. Neler kullanabiliyoruz? Mesela kaşıkla ölçebiliyoruz sıvıları. Fincanla ölçebiliyoruz. Bardaklarla ölçebiliyoruz. Sürahi, kova ya da benim buraya resmini çizmediğim başka araçlarla da sıvıları ölçebiliyoruz. Şimdi alıştırmalar üzerinde konuyu anlamaya çalışalım. Bakın burada bir kovamız var ve bu kova dolu olduğunda kovayı bardaklara döktüğümüzde 7 bardak su çıkıyormuş. Yani kovadaki suyu bardaklara döktüğümüzde 7 bardak su doluyormuş bardaklarda. Acaba 2 kova olsaydı, 2 kova suyumuz olsaydı kaç bardak su çıkardı? Şimdi bir kovadan 7 bardak çıktığı için 2 kovadan şöyle yapabiliriz. 7 bardak bir kovadan, diğer kovadan da 7 bardak. Bunları toplayıp bulabiliriz. 7, 7 daha 14 bardak su çıkar. Başka şekilde de yapabiliriz. 2 kova dediği için her kovadan da 7 bardak çıkıyor. 2 ile 7'yi çarpma yapabiliriz. 2 kere 7, 2 tane 7, 14 ediyor. İster toplayıp da, istersek çarparak da bulabiliyoruz. Peki 3 kovadan kaç bardak su çıkar acaba? Yine toplamayla bulabiliriz. 7 bardak, diğer kova ve diğer kova. 3 tane 7'yi toplarız. 7, 7 daha 14. 14'ü aklımda tutup 7 tane daha saydığım zaman 21 bardak su çıkabilir. Ya da yine çarpma yoluyla da bulabiliriz. 3 çarpı 7 yani 3 kere 7 aynı bunun gibi 21 bardak su çıkar. Diğer sayfamıza bakalım. Bir alıştırmamız da burada var. Ne diyor bakalım? Çizimler biraz kötü olmuş olabilir. Ben elimle çizdim. İnşallah beğenirsiniz. Şişeyi kullanarak kovayı 4 defa da dolduruyoruz. Yani şişeyi su dolduruyoruz, kovaya döküyoruz. Ama bir şişe yetmiyor. Tekrar doldurup döküyoruz. Böylece 4 şişe döktüğümüzde kova doluyor. Kovayı kullanarak da damacanayı 3 defa da dolduruyoruz. Yani kovadaki suyu damacanaya döküyoruz. Dolmuyor. Tekrar ikinci kovayı döküyoruz ve üçüncü kovayı döküyoruz. Bu şekilde de damacanayı dolduruyoruz. Buna göre iki damacanayı doldurmak için kaç şişe su gerekir? Şimdi nasıl yapmamız lazım? Şimdi ilk önce kovayı 4 şişeyle doldurduğumuz için ve damacanaya dökerken de 3 kova kullandığımız için ya 4 3 tane 4'ü toplama yaparız. Bu şekilde. Toplarız. 4, 4 daha 8, 4 daha 12. Demek ki 12 şişe suyla damacanayı doldurabiliyoruz. Ya da çarpma yoluyla bulabiliriz. 4 şişe ve 3 kova olduğuna göre, bu damacana da 3 kovayla dolduğuna göre 4 kere 3 yine aynısı çıkar. 12 şişe suyla damacanayı doldurabiliyoruz. Ama sorumuz henüz bitmedi. 2 damacana yani 12 şişe suyla bir damacana dolduruyoruz. 2 damacanayı doldurmak için ise 12 şişe bir damacana için 12 şişe de diğer damacana için 2 damacana olacak. Bunları topladığımız zaman 2 2 daha 4 1 1 daha 2. Demek ki 24 şişe su ile 2 damacana doldurabileceğiz diyoruz ve sorulara geçiyoruz. Bir tencereden 5 kase çorba çıkıyor. Acaba 4 tencereden kaç kase çorba çıkar? Bir tencereden 5 kase çıkıyorsa o zaman 4 tencere dediğine göre 4 ile 5'i çarpma yapabiliriz. 4 kere 5, 4 tane 5, 5, 10, 15, 20 sayarak yapabiliriz çarpmayı. Evet, 20 kase çıkıyor. Ya da toplama olarak da yapabiliriz. Bir tencereden 5 kase, 2 tencere, 3 tencere ve 4 tencere. Bakın toplarsam yine aynısı çıkacak. 5, 5 daha 10, 15 ve 20. Demek ki 20 kase çorba çıkıyormuş 4 tencereden.
Bir sürahiden 4 bardak ayran çıkıyor. Annem misafirler için 3 sürahi ayran yaptı. Misafirler 9 bardak ayran içtiler. Geriye kaç bardak ayran kalmıştır? İsterseniz siz burada videoyu durdurun. Elinize bir kağıt, bir de kalem ya da defter alıp soruyu benden önce çözün. Daha sonra benim çözdüğümle aynı olacak mı kontrol edersiniz. Hadi bakalım. Ben şimdi başlıyorum. Bir sürahiden 4 bardak ayran çıkıyor. Annem misafirler için 3 sürahi ayran yapmış. O zaman şöyle yapalım. Henüz çarpmayı öğrenmemiş olabilirsiniz. O yüzden toplama yoluyla devam edeyim. Evet. Bir sürahiden 4 bardak çıkıyor. Diğer sürahi ve 3 tane sürahi yapacağım. Topluyorum. 4, 8, 12. Demek ki annemiz 12 bardak ayran yapmış. 3 sürahi olduğuna göre. Birinci sürahi, şöyle diyelim. Birinci sürahi, ikinci sürahi ve üçüncü sürahi. Dörder dörder saydığım zaman 12 bardak ayran çıktı. Az önce ben size çarpma işlemiyle de işlemler yaptım ama henüz çarpmaya geçmediniz. Onu unuttum. Olsun, zaten toplamasını da göstermiştim. 12 bardak ayran çıkmış. Fakat devam ediyor. Misafirler 9 bardak ayran içmişler. Geriye ne kadar kaldı? 12 bardaktan 9'u çıkarırız. Evet, ne kaldı? 3 kaldı. Demek ki 3 bardak ayran kalmış diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Bir tatlıcı bir tepsi baklava için 2 bardak yağ kullanıyor. Her gün 2 tepsi baklava yapan tatlıcı bir haftada kaç bardak yağ kullanır? Şimdi her gün 2 tepsi yapıyormuş ve bir tepsi için 2 bardak kullanıyormuş. O zaman 2 ve 2'yi toplayalım ilk önce. Demek ki bir günde 4 bardak yağ kullanıyor. Şöyle 4 bardak diyelim. Ve ama bir günde bu kadar kullanıyor ama bir haftada ne kadar kullanacak? Bir haftada 7 gün olduğu için 7 defa 4'ü toplama yoluyla bulabiliriz. Şöyle 3, 4, 5, 6 ve 7. Saydığımız zaman 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Demek ki 28 bardak yağ kullanıyormuş. Bazı okullarda çarpma işlemi de öğretmeniniz öğretmiş olabilir. Bunu da şöyle yapabiliriz. 7 defa, yani 7 gün, her gün 4'er bardak kullanıyor. 7 defa 4 sayıyoruz. 7 defa 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Bakın 7 defa saydım. Zaten yukarıda da vardı. 28 bardak yağ kullanmış oldu. Diğer soru. Bir şişeden 5 bardak süt çıkıyor. 8 şişeden çıkan sütlerin ne kadarını içersek geriye 18 bardak süt kalır. Şimdi ilk önce toplamayla yapalım, sonra çarpma yoluyla da gösteririz. Bir şişeden 5 bardak süt çıkıyormuş. 8 şişe gerekiyormuş. 8 defa 5'i toplamamız gerekiyor. Evet, 4, 5, 6, 7 ve 8. 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Demek ki 8 şişeden 40 bardak süt çıkmış. Çarpmayla da yapabiliriz bunu. 8 ile 5'i çarparız. 8 defa 5, 8 kere 5, 40 bardak ediyor. Ve şimdi devam ediyoruz. Ne kadarını içersek, şimdi 40 bardak süt var. Bunun ne kadarını içersek, bakın çıkarma işlemi, ne kadarını içersek geriye 18 bardak süt kalıyor. Şimdi çıkarma işleminde verilmeyenleri hatırlarsak, 40'tan hangi sayıyı çıkarırsak 18 kalır. Bunu bulmak için ne yapıyorduk? Yine 40'tan 18'i tekrar çıkarma yapacağız. Böylece ne kadar içildiğini bulacağız. 40'tan 18'i çıkaralım. 0'dan 8 çıkmıyor. O zaman ne yapıyoruz? Komşudan bir onluk alıp buraya veriyoruz. Oldu, burası 10. Burada ne kaldı? 4 tane vardı. Birini verdiği için burada da 3 kaldı. Şimdi çıkaralım. 10'dan 8 çıktı. 2. 3'ten 1 çıktı. 2. Demek ki 22 bardak içersek 18 bardak süt kalıyormuş. Cevabımız 22 oldu. Bu soruyla şöyle bardak yazıp geçelim son sorumuza.
Bir kafede sabahtan öğleye kadar 17 bardak, öğleden sonra ise sabah satılanlardan 18 fazla bardak meyve suyu satıldığı. Bu kafede tüm gün boyunca kaç bardak meyve suyu satılmıştır? Yine burada videoyu durdurup benden önce cevabı yapın. Ben birazdan başlıyorum. İlk önce sabahtan öğleye kadar sabah yazayım ben bunları. Bir de öğleden sonra satılanlar var. Öğleden sonra yazalım. Sabahtan ne kadar satıldığını biliyoruz. Kaç bardak meyve suyu satılmış? Bakın 17 bardak. 17 bardak meyve suyu. Öğleden sonra ne kadar satıldığını ise bilmiyorum. Ne diyor bana? Bir ipucu veriyor. Öğleden sonra ise sabah satılanlardan 18 fazla bardak meyve suyu satılmış. O zaman öğleden sonrayı bulmam gerekiyor. İlk önce 17 ile 18 fazla dediği için topluyorum. 8, 7 daha 15 kenara yazdım. 15'in 5'ini buraya koyuyorum. Elde var 1. 1'i verdim bu tarafa, onluklara. Şimdi bunları topluyorum. 1, 2, 3, 35. Demek ki öğleden sonra da 35 bardak meyve suyu satılmış. Ama henüz sorumuz bitmedi. Ne diyordu? Tüm gün boyunca kaç bardak meyve suyu satılmıştır diyor. Şimdi sabah biliyordum. Öğleden sonrayı da buldum. Şimdi bunları tekrar toplarsam bütün gün satılan meyve suyunu bulacağım. 17, öğleden sonra 35 topladım. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi, elde var 1. Bu 1'i onluklara gönderdim. 1, 1 daha 2. 3 de burada. 5. Demek ki tüm gün boyunca 52 bardak meyve suyu satılmış kafemizde. Evet sevgili öğrenciler, inşallah sizlere anlatmayı başarmışımdır. Başka derslerde görüşmek üzere. Sizlere başarılar diliyorum.